Nazlıcığım hadi geç kalacaksın. Tamam. Nazlı'ya işe geç kalma diyorum da. Esas ben ne zamandır patik görmüyorum. Kendi işimi ihmal ediyorum. Ne kaldı benim emekliliğime demiştin. Ne demiştin Semih, dur bakayım. Ha, Mart 2005. Oo, çok var vallahi. Günaydın. Günaydın benimciğim. Gel. Gel canım benim. Nazlıcığım hadi. Geliyorum. Allah. Ne yapacaksın bugün Fehmi'cim? Var mı bir planın? Ya hiçbir şey bilmiyorum ya bugün. Ha? Hiçbir şey bilmiyorum. Evde oturacaksın, dinleneceksin o zaman, öyle mi? Valla, şöyle bir şey var. Oturabilirim de bilmiyorum. Ha, dışarı da çıkabilirim, onu da bilmiyorum. Ya bilmiyorum ya, ne yapacağımı bilmiyorum. Fakat bildiğim tek şey var. Ha. Söyleyeyim mi? Evet, ne? Bu çok güzel olmuş ya. Ya. Yarın sabah da bundan yap Rukiye. Yaparım Fehmi'cim, yaparım. Yaparım. Nazlı'cığım! Geldim anne, geldim. E hadi bir şey yemeden gideceksin yine. Ya hazır değil mi ya? Hazır ne? Hazır, giyinmişti de bir türlü gelemedi. Ay, geldim. Ha? Geldim, tamam. Oh. Hadi be çocuğum, nerede kaldın? Anne, bir dosya lazımdı, bulamadım. Dosyayı onu aradım. Nazlı, sana bir baba tavsiyesi. Ha, çok önemli, bunu dinle. Bir şeyi aldığın yere tekrar koy. O zaman bir daha aradığında aramazsın. Gidip rap diye orada alırsın. İşte babacığım bunu hep söylüyorsun da sen, ben bir türlü yapamıyorum galiba, ondan oluyor. Yo, yapmak lazım onu. Çok önemli ya. Yani bak, aldığın şeyi aldığın yere koyarsan ne oluyor? Bir daha aradığında gidip oradan alıyorsun. Tabii. Yani bu sana hayatta acayip avantajlar sağlıyor ya. Unutmuyorsun, orada kalıyor yani. Çok, çok önemli. En önemlisi o. Çok haklısın babacığım. Rukiye, özellikle bu dediğimi sen de mutlaka dene ya. Çok, çok yararını göreceksin. Aşk olsun Fehmi'cim. Ya işte arada bir iki tane bir şey unuttum diye... ...duyan da zannedecek ya, her şeyi unutuyorum. Zannedecek. Yani bilmiyorum ama ben her gördüğümde öyle zannediyorum. Ay şimdi, kusura bakmayın da... Esas siz kendinize bakın Fehmi Bey. Geçen gün bana takım çantasının yerini sordunuz yani. Ben seni denemek için sordum ya. Denedim bakayım, biliyor musun, bilmiyor musun? Tamamen denemek için. E sen ne yaptın? Geçen gün yemeğe iki kere tuz koymuşsun, şap gibiydi ya. Mercimeği zehir gibi yapmışsın, yiyemedik, yiyemedik. Ey, yiyemedik. Evet. Ya, evet, yiyemedik. Ya canım, Allah Allah, insanlık hali olur öyle. Kim bilir ne düşünüyordum ben. Kaç zamandır giydiğin süveterini bulamadın ya sen? Geldin şurada bana sordun, ben gittim buldum sonra. Sen gözünü kaybettin, gözünü kaybettin. Ama bak, ikiniz de bir şeyler unutmuşsunuz. Tamam, ödeştiniz. Bitti, hadi. Yalnız ben değil, daha çok annen unuttu. Ama babacığım bak, sen yine yani... Şey yapalım mı biz? Hı. Konuyu kapatalım. Ha. Başka bir şey konuşalım mesela. Başka bir şey. Çok çok haklısın. Çok haklısın Nazlı. Evet baba. Yalnız Rukiye bak, başka bir şey konuşacağımız sakın unutma. Ha. Başka bir şeye geçtik. Sakın unutma. Sakın. Ama babacığım aşk olsun, sen döndün yine konuya döndün. Nazlıcığım nasıl bugün iş yerinde, nasıl, var mı böyle yetiştirilecek dosyan falan canım? Yok. Yani bir tane dosyam vardı. İşte bu aradığım bu var. Öyle bir şey. Özel bir şey yok yani. Önemli bir şey yok. Hah, çok güzel. Çok güzel. Böyle düzenli düzenli. Aferin. Bravo. Böyle sakin sakin güzel güzel çalışın. Değil mi? Ne kadar güzel. Peki şeyi biliyor musun, bu Niyazi'nin filmi ne zaman gösterilecekmiş o şeyde? Ben nereden bileyim anneciğim? Ne bileyim ben, hani duymuşsundur diye acaba sorayım dedim. Yalnız ne kadar enteresan değil mi bak? Çocuk yıllardır oyuncu olacağım, oyuncu olacağım dedi, dedi, dedi. Oldu ya sonunda. Ha? Azmetti, başardı. Bak bravo. Değil mi? Oldu o zaman. Ben gideyim artık. Yemedin bir şey. Doğru düzgün bir şey yemedin. Yok, yedim anneciğim. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ben geç kalmayayım. Hadi ben gidiyorum babacığım. Afiyet olsun. Tamam canım. Hadi, hadi kolay gelsin. Dosya var dediğim gibi unutma. Sakın unutma. Aynı yer. Oğlum Cemal, bak bu markalar yavaş yavaş arazi oluyor ha. Topla oğlum her yerden. Mesut abi, abim benim abi. Ne akşama ya? Yetişiyor değil mi kahve? Yetişir de bana, ne olur yetişir de abi. Ya Niyazi birader, amma heyecan yaptın ya. Yetişir oğlum da, akşama çok vakit var. Yetişir diyorsun. Yetişir ya, Allah ben Allah. Yetişmezse abi, yani akşam dediğin şak diye hava karardı mı akşam abi.
Niyazi, ya birader, sen acaba sabah spor olarak saçmalama üstüne mi çalışıyorsun? Ya ne diyorsun oğlum sen? Ne var yetişmeyecek? Bak şu sandalyeleri şöyle, şöyle mesela koyacağız. Tamam mı? Bu kadar büyütme gözünde ya. Allah Allah. Gören de yani kırmızı falan filan sereceğiz sanacak ya. Abi, abi ne dedin? Ne? Ya gören de kırmızı halı sereceğiz falan sanacak. Allah abi öpeyim seni ya. Kırmızı halı ne güzel akıl ettim. Şöyle şuraya bir kırmızı halı atsak böyle festival gibi gelenler böyle halıya basıp gelse. Oğlum sen kafayı mı üşüttün ya? Zoruna mısın sen? Nereden bulacağız kırmızı halıyı? Nereden çıkardın? Doğru abi nereden bulacağız? Yorgancı Sami! Yorgancı Sami! Çok güzel fikir ya. Çok güzel şöyle bir kırmızı yorgan atarsın. Çarşaf marşaf. Yani satenden koyma millet kaymasın. Ne diyorsun oğlum? Ya bu attık mı yere yorganı döşeyi yani halı gibi gözükür işte abi. Kırmızı millet böyle basa basa gelip cici cici giymiş. Abi festival gibi. Büyüksün abi iyi akıl ettin ya. Nere değil mi? Allah kul fikir versin Niyazi. Ay Sami'cim kaç gibi gideriz ha? Hazırlanmak lazım. Doğru. Akşam olunca gideriz işte. Ay Sami'cim ben çok heyecanlandım biliyor musun? Böyle seninle böyle baş başa sinemaya gidiyormuşuz gibi. Ya baş başa gidemesek bile o sinemaya, onu o şeyi, sinemayı senin ayağına getiririm ya. Senden kıymetli mi? Canım kocacığım benim. Ben de geleyim filme. Ha, tabii tabii. Gel anacığım, hep beraber gideriz, gel. Ha, nedir filmin adı? Filmin adı Dönüş. Sünüş, sünüş. Sünüş değil be, Dönüş, Dönüş. Ha. Adı Dönüş. Kimin filmi o? Şeyin filmi, Üzüm Niyazi'nin filmi. Ha. Tamam. Haydi ben de gelirim. Tamam. Haydi ben de gelirim. Hadi göreyim dedim ama şimdi büfenin tozunu da almak lazım. Neyse onu şey yapalım. Akşama şey mi, et yemiyoruz ne zamandır? Et mi yapsam, rosto mu yapsam? Yanına da bir güzel çorba. Bir de şey eksikti, dur ne eksikti ona? Yumurta var, yoğurt var. Neydi? Rukiye, bugün temizlik mi yapacaksın ya? Femciğim öyle bir ortalığı bir genel bir toparlarım diyorum. Bakalım, yaparım bulurum bir şeyler. Sen dışarı mı çıkacaksın? Evet, çıkayım biraz hava aldım ya. Tamam. Bir şey diyeceğim, çıkmadan yapayım mı köpükle bir kahve karşılıklı içelim? Ben seni ne zaman kırdım ya, yap tadı içelim. Butik sen akşam geliyor musun Niyazi'nin filmini izlemeye? Tabii gideceğim abi. Bakalım ne yapmış bizim Niyazi. He vallahi ya ben de merak ettim. Ben de geleceğim. Beyler günaydın. Oo, günaydın. 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 Oho. Aret abi. Yakışmış. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Sağ ol butikçim ya. Sağ ol. Aldık işte. Biz de siparişini verdik abi o telefonların. Ha. Üst modelinin evet. Aa iyi. Üst modeli. Evet. İyi yapmışsınız ya. Büyük faydası var. Evet evet abi. Biliyoruz o aletleri. Gerçekten büyük kolaylık. Ya tam olarak ne ki bu şimdi? Bu bir telefon abi. He. Tamam mı? Bunun da normal telefon hattı gibi bir tane telefon hattı var. Onu bağlıyorsun. Elektrik prizi var. Onu da bağlıyorsun. Rica edebilir miyim? Tabii. Abi bu bağımsız ahizenin içerisinde nikel kadmiyum piller var. Tamam mı? Bu alttaki mekanizmada da elektrik var ya. Bunu böyle şarja koyuyorsun. Orada bir süre şarj oluyor. Şarj tamam olduktan sonra bunu çıkartıyorsun, evinde böyle bağımsız konuşabildiğin kadar. Hı. Anlatabiliyor muyum? Burada da telsiz var, alıcı verici ve nikel kadmiyum pil. Hele ya, ne yapmışlar nikel kadmiyum he? Acayip bir şey ya. Usta bu buradan alıyor mu? Bilmem, denemedim ama alıyordur herhalde. Yok, almıyoruz. Niye almaz? Ya alır mı senin buraya? Ne kadar uza? Bak 10 adım var neredeyse. Oradan buraya nasıl alsın? Alır canım. Almaz. Alır. Almaz. Alır ya. Ya almaz. Bu niye alırdı? Almaz. Burada yok. Bırak burayı zaten koymam ya. Burayı niye koyayım? Bunun dışında. Yok. Allah Allah. Nereye koydun ben bunu? Çok enteresan. Sabahleyin Nazlı'ya söyledim. Koyduğun şeyi unutma diye. O
Şimdi ben unuttum ya. Olacak şey değil. Allah Allah. Yani burada da yok. Nerede ya? Emciğim ne oldu? Hayırdır, bir şey mi arıyorsun sen? Hiç şey yapayım ben. Ne arayacağım canım durup dururken? Ne aranır ki? Sen niye sorsun ki? Değil mi böyle sanki bir şey arıyormuşsun gibi geldi. Ne yapıyorsun peki o zaman? Şey ya, bu iş... Şöyle bunu deniyorum. Bu böyle dursa, bu bunun önüne dursa böyle daha mı güzel ya? Yani? Yok, yok değil. Eski hali daha güzel ya. Bence, tabii söyleyeyim mi? Bu hali çok güzel. Bu hali çok güzel ya. Evet. Evet. Çıkıyor musun? Hayır, çıkacağım ya, çıkacağım. İstediğim zaman çıkarım yani. Şimdi tam çıkıyordum, buna gözüm takıldı. Dedim hani böyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bir ara bunu aşağıya koydum, olmadı, olmadı. Böyle mi yapsam? Ona da bir erkeğin önce evi gelmeli. Eviyle ilgilenmeli erkek ya. Yani eviyle ilgilenecek. Birinci şey, kaide bu. Ha, dışarı çıkar çıkmaz. O hiç önemli değil. Önce ev. Ev çok önemli. Amirim, komiserim. Oo, Niyazi. Büyük gün bugün, değil mi? Sonunda filmini izleyeceğiz. Hani inşallah amirim. Siz de geliyorsunuz değil mi akşam? Tabii canım, tabii geliyorum ya. Sen film çekersin de ben o filmi kaçırır mıyım biz? Çok teşekkür ediyorum amirim. Komiserim siz? Tabii tabii, ben de geliyorum. Mesut abim. Abim bir aksilik yok değil mi? Bir aksilik yok de bana. Ya Niyazi bileler. Vallahi bak biraz daha sormaya devam edersen sende bir aksilik olacak gibime geliyor. Asfalyalarımı atlatacak ha, yeter ya. Ya Mesut. Ya tamam kızma ya, kızma. Tozuğun ilk filmi heyecanlı. Olacak o kadar. Hay Allah razı olsun amirim. Yani şurada beni bir tek siz anlıyorsunuz. Yani bir polis her zaman vatandaşı anlar zaten. Sen rahat ol Niyazi. Ben rahatım komiserim. Ben çok rahatım ya. Mesut abi var işin başında. Rahatım tabii. Mesut abicim, sandalyeleri biz ne tarafa doğru koyacağız? Hani böyle televizyona doğru bakacak değil mi? Niyazi'cim, ben çatıya koyayım diye düşündüm sandalyeleri. Nasıl olur? Sende kıyak olur mu? Ne diyorsun oğlum sen ya? Bayağı böyle maç izler gibi dizeceğim işte sandalyeleri, izleyeceğiz. Mesut abiciğim ya, maç izler gibi olur mu ya? Nasıl olur? Film bu abi, maç değil. Film yani bir mesaj kaygısı var bunun. Hani yani benim filmim yani her açıdan izleyene bir mesaj veriyor. He, sandalyeleri her açıya göre mi koyayım? Ne diyorsun ya? Ya ben bir tuvalete gideceğim, vallahi delirttiler beni ya. Ben Mesut'un... Bu bakış açısını sinirli gördüm. Bu açıdan çok sinirli bakıyor, haberin olsun. Bak bak şimdi ben hamirim, iyi ki o bacağı gösterdiniz. Ben şimdi o bacaktan bak aklıma ne geldi. Cemal ya, bu sandalyelerin bacakları gözünü seveyim. Bunlar da böyle metal tıpa bilmem ne falan oluyor. Onlar çıkıyor böyle, sandalye oynar, ses mesi çıkarır. Yok abi, her şey tamam, merak etme. Değil mi? Çünkü yani izleyenin çok şey yapması lazım, konsantre olması. Niyazi! Bak sandalyenin bacakları sağlam. Sandalyenin bacaklarında bir sıkıntı yok. Kendi bacaklarında bir sıkıntı olmasını istemiyorsan... Uzatma işini. Amirim, Niyazi'nin vücut dilinden anladığım kadarıyla Niyazi çok korktu şu an. Ama bir polis olarak vatandaşın ruh halinden nasıl anlıyorum amirim? Harika anlıyorsun. Çözdün bu işi değil mi? Gel o geniş alnından öpeyim seni. Harika anlar. Seni bir tek sen anlıyorsun komiserim. Bir de siz abi. İyi ikiniz. Fatma Hanımcığım, akşam ne giyeceksiniz? Hiçbir şey böyle. İşte kafe brown hem beş. Ay ben de aynı renk bir elbise giymeyi düşünüyordum ama olmaz ki şimdi. Ha niçin olmazsın Mari? Allah Allah, ne var bunda? Olur mu Fatu anacığım? Yani ikimiz de aynı renk elbiseyle alışverişe gidelim. Bana mı ya bir şey alacaksın? Yok Fatu ana, ben kendime çıkıp bir şeyler bulurum. Yani sonuçta sizin giymek istediğiniz bir şey, ben nasıl engelleyeyim? İçime sinmez böyle bir şey. Ben kendime bir şeyler hallederim artık çıkıp. Kızım yapma öyle. Bak yazık, günah, çok masraf. Yazık benim evladıma. Tamam, sen ne istersen giy, ben gelmeyeyim. Lazım, yok problem. Olsun ben... Ya olsun, ben gene de şöyle bir bakayım Fatoğlu'cum. Ben bir bakayım, ona göre hallederiz. Ben bir bakayım gene. Gene mi çarşıya? Şöyle bir bakıp geleceğim Fatoğlu'na. Bakıp geleceğim. Abiler. Acaba sadece ben mi acıkmaya başladım? Yani... Ben de acıktım abi. Değil mi? Yani... Bak, alıyor, çaldı. Efendim? Teknoloji. Ha kardeşim, iyiyiz vallahi. Ne olsun, koşturuyoruz işte. Ha. Sen iyisin.
Aman Allah iyilik versin. Mark, tamam olur ben veririm. Ne kadar? Ha iyi güzel. Tamam tamam olur. Şöyle yap. Alo. Alo. Alo sesim duyuyor musun? Alo. Usta ne oldu? Kapandı. Ha. Ses gitmedi. Ya ben demedim mi size almıyor diye? He? Almaz. Hani alması lazım ya. He? İşte demek her yerden olmaz. Abiciğim belki de sorun karşı tarafta. Nereden biliyoruz? Evet doğru söylüyorsun. Ya. Belki karşı tarafa problem var. Dur ben bir arayayım o zaman. Çalıyor. Ha alo. Kardeşim. Ya kesildi kusura bakma. Şimdi geliyor mu sesim? Tamam. Senden miydi? Problem benden miydi ya? Senden. Tamam bekliyorum. Ararsın sen o zaman. Tamam. Tamam ararsın. Sorun. Tabii oradaymış canım. Benden kaynaklanmıyormuş. Vallahi. Ama bu böyle olmaz ki Ahmet. Ha? Ben bunu şimdi nerede çekiyor, nerede ses geliyor, nerede gidiyor onu öğrenmem lazım. Allah Allah. Nereye gidiyor bu çocuk? Bu hafta nereye gidiyor anlamıyorum. Dünyaya camdan girmedi mi ya? Kapıdan girdi böyle. Anahtar üstünde mi unuttum ya? Olabiliyor. Emci'm, ne yapıyorsun sen orada? Hiçbir şey yok. Ya çekmecelerin ölçüsünü alıyorum Rukiye. Bunlar böyle biraz gıcırdıyor biliyor musun? Onun ölçüsünü alayım diyorum ben de. Yani yeni bir çekmece yapayım sana ya. Bunlar çekmece. Çok gıcırdıyor. Ha, evet, evet. Bak, ölçü alıyorum ben de. Üç karış. Daha detaylı da ölçü almak lazım da. Çıkmıyor musun? Çıkacağım tabii ya. Niye çıkmıyor? Aa! Niye çıkmıyor? Sen niye dakikayı soruyorsun, çıkmıyor musun diye? Birazdan çıkacağım. Niye soruyorsun ki? Yani, birazdan çıkacağım dedin demin de. Demin sorduğumda o yüzden soruyorum yani. Çıkmamışsın o yüzden soruyorum. Niye çıkmadın? Tamam işte. Birazdan olmadı demek. Ha. Birazdan olmasını bekliyorum ya. Çıkacağım. Birazdan olsun. Sen bir şey mi arıyorsun orada? Öyle bir halim mi var ya? Ne arayacağım durup dururken? Nereden çıkartıyorsun bu aramaları etmeleri falan ya? Alt tarafı çekmece ölçüsü aldım ya. O olaya bak. Nerelere geldik onu? Çekmece ölçüsü ya. Şunlar içerideki çekmeceye de ben bakayım. Onda da bir gıcırtı falan gibi var gibi sanki. Çekmece gıcır diyor ya. Nereden çıkardın? Yok öyle bir şey. Bir şey arıyor sanki Mahmut'u. Ay tamam. Ne hali varsa görsün. Ne karışıyorum ayol? Niyazi. De bu senin çektiğin film. Neyle ilgili? Şimdi Sami abi bu film insanla ilgili. Ha. Ben hayvanla alakalı sandıydım. Hayvan belgeseli. Herhalde biliyoruz insanla ilgili olduğunu. Niyazi abi. Sana şeyi soracağım ya, filmde böyle dövüş, kavga falan sahneleri var mı? Var Şahin, var. Ha. Bu filmde insanın kendisiyle olan kavgası var. Var? Ya insan kendisiyle kavga eder mi ya? Pöf sana, çok saçma. Aşk filmi mi Niyazi abi, çok ağlar mıyız? Aşk da var Elvancığım, aşk da var. İmkansızlık da var, umutsuzluk da var. Başka bir şey yok değil mi? Ne gibi Sami Usta? Ayıplı mayıplı bir şeyler yok değil mi? Anamla geleceğiz akşam. Ya olur mu Sami Usta ya? Hiç mi tanımıyorsun beni? Yok tabii öyle şeyler. Sen rahat rahat gelebilirsin. Ha iyi, iyi. Tamam o zaman. Hep beraber akşam izlemeye geliyoruz. Tamam. Hepinizi bekliyorum bak. Ha tabii. Hepinizi tabii. Bak. Tamam. Harika. Burada yok. Olsun zaten. Burada olmaz ki. Orada Aslı'nın oyuncakları var. Orada olmaz. Niye orada olsun ki? Nerede bu ya? Nerede olur? Nerede Fehmi'ciğim? Ne neredesi ya? Ne oldu ki? Ne nerede? Ya bu sabah Nazlı'nın dosyası kaybolmuştu ya. Ha. Şimdi ona takıldım. Nereye kaybolmuş olur? Nasıl kaybolur? Niye kaybolur şimdi?
Onu şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü ha bugün dosya kaybolur. Ertesi gün evrak kaybolur. Bir ondan sonra en önemlisini, en önemlisi klasör kaybolur ya. Bunlar çok önemli şeyler. Klasör en önemlisi. Çok doğru. Abi, tak, kaybetmemek lazım. Çok doğru söylüyorsun. Hayır, ben de zannettim ki sen bir şey kaybettin. Onu arıyorsun da bana çaktırmamaya çalışıyorsun zannettim ama yanlış tabii yani. Niye öyle düşündüysem? Tabii ki ya sen herkese söylediğin gibi aldığın şeyi aldığın yere bırakıp oradan aldığın için de zaten sen de kaybetmezsin öyle bir şey değil mi? Tabii canım aynen öyle. Hiç hayatta kaybetmem ya. Ay görülmüş bir şey değil. Abi Nazlı nasıl kaybetti onu anlamıştım. Ben işte ona ya bu da herhalde öyle bir dalgınlığa. Evet. Sana bir şey diyeceğim. Bugün şimdi aklıma geldi. Ben Nazlı'ya böyle ufak bir dolap yapayım ya. Hani kıvırını zıvırını oraya koysun ya ufak tefek şeylerini. Ay nereye ne koyduğunu anlar o zaman tamam mı? Kaybetmez. Ya sakın Nazlı'ya söyleme. Sürpriz yapacağım. Ona güzel bir dolap yapayım ya. Ben hemen çalışmalara başlayayım. Tamam ne kaybettin söyle bakayım bana. Hiç kaybettim ya. Ne kaybedeceğim ben Rukiye'ye? Ha olur mu? Ya ben. Hayatta kaybetmem. Evcim söyle, birlikte arayalım. Ne kaybettin? Rukiye ben anahtarımı kaybettim ya. Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Birlikte arayalım işte. Niye söylemiyorsun? Ya rahatsız etmiyorum seni Rukiye. Bak, Allah Allah. Yani aldığın şeyi aldığın yere koymadığın için, orada bulamadığın için bak bir şey kaybetmişsin ve bunu söylemiyorsun. Hani olmaz. Nasıl bir duygu bir şey kaybetmek? Nasıl hissediyorsun kendini? Rukiye işte bu yüzden söylemiyorum ya. Artık dilinden kurtulamam ben seni ya. Kötü bir şey demiyorum ki ben sana. Ne teklif ediyorum? Birlikte arayalım Fehmi'cim diyorum. Çünkü belli ki bıraktığın yerden onu bulamamışsın. Nerede bıraktıysan artık orayı bırakmamışsın demek ki. Başka bir yere bırakmışsın. Orada bulamadığın için sen bir şey kaybetmişsin. Onu diyorum birlikte arayalım diyorum. Hay Allah. Demek ki herkesin başına gelebiliyor. Enteresan. Doğru söylüyorsun. Evin anahtarı mı? Evet. Geldi başımın belası. Yer abim selamlar. Mustafa abim saygılar. Selam. Mesut abim. Ya şeyi soracağım ben. Ne soracaksın acaba? Ya akşam hani videoda falan bir aksilik çıkmaz değil mi? Çıkmaz oğlum. Çıkmaz. Çıkmaz. Kaç defa söyleyeceğiz ya? Hayır yani şimdi demin konuştum ben filmde oynayan oyuncu arkadaşlarımla. Hani belki onların da gelme ihtimali var. Hani rezil olmayalım abi. Ne olur. Niyazi. Canım kardeşim benim. Canım biladerim. Sen kendini de beni de sıkma. Yeter. Bir aksilik çıkmaz ya. Tamam abi sen çıkmaz diyorsan tamamdır. Abi bekliyorum akşam. Tabii hadi. Hadi. Hadi ben diğer işleri halledeyim. Tabii hadi. koş. Adam hitap ediyor ya bu. Ne dedi o ya? Ne dedi? Filmde oynayan oyuncular mı dedi? Ne? Aa, artistler de mi gelecekmiş? Yani kimler oynuyor ki bu filmde? Ha? Fişte isim yazmıyordu kardeş. Yok yazmıyor. Bir tek Niyazi ile bavulu var. Allah Allah. Ünlüler mi gelecek yani? Meşhur. Hah! Seyfi Bey abicim hoş geldiniz. Merhaba Mustafa'cığım merhaba. Mesut'cığım ya. Şöyle güzel sade bir kahve yap bana. Sana zahmet olacak. Derhal. Hoş geldiniz Seyfi abi. Hoş bulduk. Biz de şeyi konuşuyorduk Seyfi Bey abi. Bu Niyazi'nin filmi var ya. Hı. Ona galiba böyle bir artistler, ünlüler gelecekmiş. Gelme ihtimali varmış burada olacak ya. Aa, artistler gelecek ha? Yani belki gelebilirmiş dedi. O zaman hazırlık yapmak lazım. Ya. Kimler oynuyordur acaba filmde bir şey olarak, muhtar olarak bilginiz var mı acaba Seyfi Bey? Herkes olabilir yani bilmiyorum ama dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Ben muhtar olduktan sonra mahallenin kültür seviyesi çok arttı. Böyle bir kültür adamı mahallede oturuyor. Benim muhtar olduğum bir mahallede oturuyor. Dikkatinizi çektim efendim bu. Seyfi abi. Efendim. Siz muhtar olmadan önce de bu mahallede oturuyordu Niyazi. Hatta siz bu mahallede oturmadan önce de Niyazi bu mahallenin çocuğuydu. Hatice'cim geçmişi boş ver şimdi. Adam hala benim muhtar olduğum bir mahallede oturuyor mu oturmuyor mu? Oturuyor. Yani taşınabilirdi, başka bir yere gidebilirdi değil mi efendim? Evet. Ya ister misiniz Filiz Akın gelsin buraya? Ha? He tabii. Oğlum Filiz Akın var ya. Niyazi'nin düğününde bile oynamaz ya, ne filmi? Doğru söyledi valla. Mesut'cum, akşama değerli misafirlerimiz geliyor. Aman diyeyim, çaylar bayat olmasın, kahveler de okkalı olsun. Yani mahallemizin itibarı söz konusu değil mi efendim? Evet. Kimler olabilir?
Cüneyt Arkın'ın var mıdır acaba? Çok isterim. Gerçekten çok isterim. Kadın aktrislerden kim olabilir? Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu. Gelirler mi acaba? Tarık Akan da olabilir mi? O olabilir. Gelse keşke. Hepsi gelir belki ya. Ben bir kere Tarık Akan'ı gördüm. Nerede? Nerede gördün? Sokakta. Ama adam görünmeyecek. Ya. Benim gibi değil ki. Nasıl boy var adamda ya? Değil mi? Ya. Ya. Çok değerli insan. Dikiş kısının içinde zaten niye olsun ya? Olmaz ki buraya. Hiç alakası yok ya. Bu ne ya? Bu renk neyimiz var? Ne dikiyorsun sen ya? Elif Aslı'ya bir şey dikmişimdir bebek bebek. Çok acayip bir renk bu ya. Neyse, ben içeriye bir bakayım Rukiye. Bu ne olmaz? Niye olsun ki dikiş? Yok. İçeri de baksan yok, dışarı da baksan yok. Ah Fehmi'ciğim, ah. Kolay gelsin. Oo, Aretus'a hoş geldin. Ne haber Mahmut? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim şükür, ne olsun. Yapayım mı sosyete? 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 Ha yok, sosyete istemiyorum ya. Bir telefon bekliyorum da Mahmut'cum. Burada. Ha evet, şimdi telsiz telefonu aldık ya dükkana. Şimdi bu telefon hani ses nereye kadar alıyor, almıyor, gidiyor, gitmiyor. Hani onu bir kontrol edeyim dedim. Menzili ne kadar, onu bir göreyim dedim. Buradan almaz. Ha. Almaz yani. Bence almaz. Uzak, bayağı uzak. Almaz ki. Yok ya şurası. Niye almasın? Onu boş ver. Ben sana sosyete yapayım böyle? Müthiş bir sosyete yapayım. Ha? Yok, istemiyorum. Sağ ol. Hadi ya. Teşekkür ederim. Bak, çaldı. Alo. Ha, butik. Tamam. Tamam, sesim geliyor değil mi? Net geliyor. Oh, oh, güzel, güzel. Şey diyeyim ya, Mahmut'un dükkanındayım. Tamam oldu, hadi kolay gelsin sana. Bak, alıyormuş işte. Oldu. Ya evet canım, yani şimdi sonuçta kapının üstünü unutmuş olsanız gece kapıya git diyemezsiniz. Evin içinde bir yerlerdedir o. Tabii tabii. Aslında Fehmi'ciğim, aldığın yeri bıraksaydın hemencik bulurdun. Öyle olmamış, o yüzden bulamıyorsun bence. Rüge ya, sen torununu hiç özlemedin mi? Ben seni yerine olsam gittim ona biraz sarılırım, öperim falan. Tamam işte, özledim. Karşımda duruyor torunum tabii. Onunla ilgileneyim, sana laf söylemeyeyim istiyorsun değil mi? İyi numara. Ben olsam Aslı'yı seçerdim ya. Babaannesinin bir tanesi o. Kuzusu o, kuzusu. Bence yemekten sonra evin içine dağılalım, her yeri güzelce arayalım. Evin içine de çıkar bir yerden. Arayalım tabii Güldencim. Aramayacağız da ne yapacağız ama işte yani. Fehmi'ciğim pes. Pes, bir de bize dersin o kadar. Şey, Niyazi'nin filmi kaçtaydı? Akşam ama tam saatini bilmiyorum. Aha! Onu da mı unuttun yoksa? Yok ya. Hoş geldin Aret abi. Merhaba İdvan'cığım, hoş bulduk. Aret Usta, heh, bir şey yer misin? Ha yok yok Şahin'cığım. Hiçbir şey yemeyeyim ben. Hemen gideceğim. Çok oturmayacağım. Bir telefon bekliyorum da. He. Aa, buranın numarasını mı verdin? Yok, kendi numaramı verdim. Öf sana ya. Kendi numaranı verdin sen. Burada niye bekliyorsun? Ha Şahin'cim, şimdi bu telefonu ses geliyor mu, gelmiyor mu? Ne kadar mesafeye geliyor? Hani ne kadar uzağa kadar gidebiliyorum? Onu ölçmeye çalışıyorum o yüzden. Ha şimdi anladım. Tabii burada. Yok, olmaz. Ha? Olmaz. Bence gelmez ses. Aa, bir saniye, bir saniye. Telefon geldi. Alo. Alo, butikçiyim. Alo. Alo. Alo, butik. Çok az geliyorsun. Alo. Şey, ne yapıyorsun sen ya? Alo, ses gelmiyor buradan. Gel. Dedim sana. Geliyor. Geliyor, butik geliyor. Gelmiyor. Ha, bak bir de şöyle. Geliyor, sesin geliyor butik. Geliyor. Yok, burada gelmiyor ki. Demek ki burada. Ha? Ses orada geliyor. Geliyor sesin. Ne diyor? Tamam. Her şey burada. Sen mi duyuyor musun? Ha iyi, tamam. Aslı'cığım, hadi dedenin anahtarlarını bulalım. Anahtar gibi bir şey bulursan bana söyle. Şu yastıklara bak, oraya bak. Bak altlarına. Fehmi'cim ah. Bize akıl vereceğini biraz sen dikkat etsen. Hatta sabah Nazlı'ya diyordun bir de.
Ne oldu? Sen de kaybettin. Sabah baktım yoktu. Şimdi yine yok ya. Kanatlı yılan. Bunu da bir ara okuyayım ben ya. Acayip bir ismi varmış. Kanatlı yılan. Bir daha niye bakıyorum? Buradan sabah yoksa şimdi de yoktu ya. Nereye koydum ben bunu? Aa! Giderek kısır döngüye giriyor. Burada da yok Aslı'cığım. Hay Allah, nereye koydular acaba? Ne yaptınız Gülcan'cığım? Yok, hiçbir yerde bulamadık anneciğim. Bulamadın değil mi? Ben de bulamadım, yok. Nereye koymuş olabilir acaba? Ne bileyim ben. Allah'ın işi yoksa ara dur şimdi. Neyse dur, siz sakin olun. Evin içinde bir yerden çıkacak. Bakalım biraz daha detaylıca bakalım. Buluruz bence. Allah'ım. Aslı'cığım, hadi gel yardım et bana. Gel bakayım şu çekmecelere bakalım. Ne yaptın Fehmi'ciğim? Ya Rukiye, her yere baktım yok ya. Yok, değil mi? Yok, Nazlı'nın odasında da yok. Fakat çok enteresan bir durum ya. Acayip enteresan bir durum. Evet, doğru söylüyorsun. Hay Allah'tan evin içinde kaybettin sen onu. Ya Allah muhafaza sokakta, dışarıda bir yerde kaybetsen, değil mi? Ya Rukiye, tamam sen de abarttın ya. Ha yani. Yani o daha da kötü olurdu. Şimdi evin içinde diye o kadar kötü değil. Yani gene kötü ama o kadar kötü değil. Onu demek istiyorum. Dikkatli olmak lazım. Onun için söylüyorum. Niyazi'cim, biliyor musun? Filmi çok merak ediyorum ya. Abi, Ferit abi çok az kaldı, seyredeceksin birazdan. Ayrıca da televizyona en yakın sandalyeyi sana ayırdım. Yok yok, öyle yapma. Ben şimdi en önde oturursam koca kafamla milletin önünü kapatırım. Bak sen ne yap biliyor musun? Benim yerimi en arkadan ayır kardeşim. En arka. Hem herkesin tepkilerini, reflekslerini, konuşmalarını da daha iyi duyarım oradan. Filmi de daha iyi anlarım kardeşim. En arkadan istiyorum yerimi. Ayıp ettin Ferit abicim ya. Sen nereyi istersen, yalnız ben de şu ön rafı istiyorum. Yani burayı bir boşaltsak mı? Sebep? Şimdi yani hani burada durursa film, hani müşteri geldiğinde önce benim filmi görür. Hani merak eder. Hı-hı. Benim filmi alır, seyreder. Hani beğenirse böyle etraftakilere söyler. Onlar da gelir, onlar da alır. Hani böylece hani sen de kazanırsın abi. Güzel, güzel. Peki ne diyorsun? Beğenirler mi senin şu filmi? Abi yani niye beğenmesinler? Hani neticede ben hani böyle insanın içine işleyen bir film yaptım. İnşallah iyi işlemişsindir be Niyazi, ha? Yani işledim yani. Senin film satsın. Ben değil ön rafı. Bütün dükkanı senin filminle doldururum Niyazi. Sen ne diyorsun ya? Ferit abi harikasın. Hayrettin ya, hayrettin. Yok yani her yere baktık babacığım ama yok maalesef. Fehmi'ciğim, hiç mi hatırlamıyorsun nerede olduğunu? Ya Rukiye, işte yanımda kalmıştı. Şimdi de şöyle şuraya koyayım dedim, sonra alırım dedim. Buraya bıraktım işte ya, ondan sonra yok, buraya koydum. Ama işte oraya koymamışsın demek ki. Yani orada olsa bulurduk, altına baktık, üstüne baktık, orada yok. Evet, ben de baktım babacığım, yoktu. Neyse neyse, tamam ben bir çay koyayım. Bir çay içelim, bir kafamız yerine gelsin. Belki gözümüzün önünde görmüyoruz. Olabilir. Şöyle bir daha bakarız, bir daha ararız. Değil mi Gülden'cim? Tabii ama siz zahmet etmeyin, ben koyarım anneciğim yok, çayı. Yok be. Eyvah. Anahtar cebimdeymiş. Eyvah ki. Rukiye, ne oldu ya? Hiç. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ya çay koymaya gittim dedim. Sonra kaldım burada. Sen çay koymaya gidersen giderdin ya. Niye kaldın burada? Evet değil mi? Oturdum kaldım. Takıldı ya, anahtar takıldı kafama. Nerede diye. Hani orada dedin ya işte, oradan nereye gitmiştir falan. Niye onları düşündüm? Çay koyayım ben. Evet. Hemen çay koyuyorum. Bulamazsanız ne yapacaksınız babacığım? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Ya kapının anahtarını mı değiştirsek? Ne yapsak ya? Kilidi değiştiririz evet. Eyvah! Ya nasıl girmiş bu benim cebime? Ha şimdi söylesem olmaz. Bir yere koysam da kendisi bulmuş gibi olsa. Ama nereye koyacağım? Her yeri de aradık. Hiç yoktan iş aldım başıma be. Selam beyler. Vay, aleyküm selam. Areç usta. Nasılsınız? Eyvallah, eyvallah. O ne ya? Dur bakayım.
Ya telsiz telefon deyip duruyorlar. Bu mu yoksa bu? Ta kendisi. Vay, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Memleketimize ve sana. Nasıl peki, bu sinyali buradan yakalıyor mu yani? İrtibat kullanabiliyor musun? Az önce pastanede denedim. Bir sıkıntı yaşamadık. Herhalde buradan da alır diye düşünüyorum. Bence buradan almaz. Yok ya, Sadan çocuk dedi ki menzili çok güçlü dedi. Alır dedi yani. Allah Allah, bence almaz oğlum ya. Oğlum niye almasın ya? Dur bakayım, bir deneyelim. Dur. Ha? Dur bakalım. Butik, oğlum bir Arat abinin telefonu ara bakayım. Nereye koysam ki? Ay, 100 kere de baktı buralara. Şimdi bu nerede bulsa, burası şurada, burada olsun. Yok, burada olmaz. Yok yok, burası olmaz. Şu ya, orası da olmaz. Bak görüyor musun butiği? Hala aramadı. Ya Aret usta. Hı. Belki butik arıyordur seni de. İşte buradan sinyali yakalayamıyordur Halet. Ben dedim. Ha. Ne yapsam acaba Mesut'cum? Birazdan beklesem. Ne bileyim, istiyorsan bekle. Ya da şöyle yapalım. Sen telefonunu arasana beni, bir kontrol edelim bakalım. Ya bile dur, benim aklıma geldi. Ama yani şimdi geçenlerde bizim bu telefonun jeton kısmına birisi böyle sahte bir şey koymuş. Böyle jetona benzeyen sıkışmış kalmış içinde ya. Boşu boşuna bizi masrafa soktu, şimdi tamirci gelecek. Hayda. Mesut'cum, ben de sana baktım. Buyur Seyfi abi. Akşama kahve hazır değil mi? Hazır hazır abi, merak etme ya. Niyazi de geldi, sordu zaten. Şimdi Niyazi Bey'in ünlü arkadaşları falan gelecek. Aman mahallemizi güzel temsil edelim. Tabii tabii. Sen nasılsın Halit Bey? İyiyim Seyfi Beyciğim, ne olsun. Damadınızın aramasını bekliyoruz. Telsiz telefon aldık ya. Hı. Acaba diyorum dükkandan buraya bağlantı kurabiliyor muyuz, ses geliyor muyuz? Onu deneyeceğiz ama hala arada yok. Ara, ara, ara. Biraz sonra hiç merak etmeyin efendim. Aramaz. Yani istese de arayamaz. Çünkü bu alet oradan sinyali almıyor birader. Alır ya, niye almasın? Almıyor ya. Alır. Ya olsa çalar. O zaman şöyle yaparız butik. Gülden'le Dilek buraya gelir, buradan hep beraber gideriz. Çok iyi olur Ahmet abi ya. Dileğe de biraz değişiklik olur. Kız muhtarlıkta bütün gün perişan oluyor ya. Değil mi ya? Tabii. İster misin bir dahaki seçimde de Dilek aday olsun? Seyfi baba hayatta bırakmaz abi. Herkes Tevmi abimi. Lütfen yapma. Fehmi'ciğim. Ne diyeceğim? Bu eski televizyon dolabı var ya oturma odasında. Onun çekmecesine baktın mı sen? Baktım Rukiye, baktım. Asıl bakmadım diye laf sokmak için söylüyorsun bunları. Estağfurullah Fehmi'ciğim, aşk olsun. Hiç öyle bir niyetim yok. Sadece merak ettim yani, baktın mı diye. Baktım, baktım. Her yere baktım. Sen hiç merak etme. Oraya acaba bir kere daha baksak mı? Bak neden diyorum. Ben de geçen gün böyle dikiş dikeceğim. Böyle o siyah makara var, böyle güzel bir ipim. Onu kaybettim. Allah Allah, ara ara yok, ara ara yok. Her zaman koyduğum yere bakıyorum, bulamadım. Artık sinirlendim. Sonra bir oturdum, bir nefes aldım. Şöyle bir kendime geldim, bir sakinleştim. Sonra tekrar gittim. O koyduğum yerde tak diye buldum, biliyor musun? Gözümün önündeymiş. Oluyor yani bazen öyle. Ay bana da çok oluyor. Oluyor bazen öyle. Doğru söylüyor annem. Değil mi? Değil mi? Şöyle yapalım. Sen bence oraya bir kere daha bak. Sanki oradan çıkacakmış gibi geliyor. Benim içime doğdu. Ben de Nazlı'nın odasına bir kere daha bakayım. Rukiye, ben oraya sinirliyken de baktım. Sakinken de baktım. Her türlü ruh halinde baktım. Merak etme. Tamam. Ne yapalım? Bir gene bir sakinleştik değil mi? Bir kere daha bakalım canım. Aman. Elimize mi yapışır Fehmi'ciğim? Sonuçta hissediyorum çünkü. O anahtarı bulacağız. Bak bak, çok hisse içime doğdu. Tamam Rukiye, tamam. Oraya bakarım. Birazdan kalkar bakarım. Bakmadın oraya deme diye bakacağım. Tamam, tamam. Ben de Nazlı'nın odasına bakacağım. Ay. Ya Bekir abi ya. Müjdemi isterim. Senin kayınpeder geliyor. Muhtar olmadan önce daha mı az geliyordu acaba? Ne? Sanki, sanki. Gel Seyit abi. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sayın baba. Muhtarım. Hoş geldin. Butik. Efendim? Arete arayacakmışsın. Aradın mı? Eyvah! Ben onu tamamen unuttum ya. Böyle bir... Aret abi. Abi ben seni arayacaktım. Tabii birazcık dükkan yoğun olunca... Tabii, ben... tabii.
Tabii butikçi. Çok belli. Elde çay falan filan. Dükkan çok yoğun. Bakıyorum. Uf ne kalabalık. Oo ne yoğunluk. Abi. Halit abi. Abi. Butik. Ben sana şey söylemeye geldim oğlum. Ne söylemeye geldin babacığım? Bana bir sosyete söylesene turşusuz. Sanki anahtar benim ruh durumuma göre ortaya çıkacak. Fem abi kusura bakma ya, seni de üzdük deyip gelecek birden bir anahtar. Olur mu şey ya? Olur. Anahtar buradaymış ya. Rukiye'nin dediği yerde. Ben daha önce baktım mı? Rukiye'nin dediği yer. Ben de çok merak ediyorum Niyazi'nin filmini. E gidin işte çocuğum Ahmet'le. Ama nasıl gidelim çocukları bırakıp anneciğim? E ben bakarım. Ay olmaz. Siz babamla gidin. Olsun. Ha! Devi'ciğim buldun mu? Yok, yok orada. Nasıl yok orada? Bayağı yok ya. İyice baktın mı? Baktım da yok ya. Allah Allah. Gerçekten iyice baktın mı? Emin misin? Evet ya, niye şaşırdın bu kadar ya? Yok, şaşırmadım. Şey, sen mutfağa bir bak bakalım. Mutfağa, orada olabilir, mutfakta olabilir. Mutfağa mı? Tabii tabii, mutfakta da. Ha. Bir bak bakalım oraya sen. Mutfağa bakayım ben. Ben bir mutfağa bakayım. Yatak odasında mı arasam mıydım acaba? Yok, yatak odasında yok ya. Mutfağa bak, mutfağa bak. Tamam. Hadi ben bakayım, mutfağa bakayım. Abi be. Ya efendim? Bugün erken mi kapasak? Niye ki? Niyazi abinin filmi var ya. Hani ünlüler de gelebilirmiş diyor. Bakarız hangi ünlüler geliyor. Ya ben ekmeğimin peşindeymişsin lan. Sen neyin peşindesin ya? Ulan oğlum dükkanda bir sürü iş var. Hangi ara yapacağız ya? Yarın erken açarız dükkanı, yarın yaparız be abi. Ya bir gün de kendimize izin verelim be. Olmaz mı? Of Sinan, vallahi var ya beni bıktırdın arkadaş ya. Vallahi bıktırdın ya. Toparlan hadi, toparlan. Hakikaten mi? Toparlan, ne yapayım hadi. Ya yok ya. Yok. Allah Allah. Yok. Olacak şey değil. Neyse. Ben şimdi gidin bir çilingire. Şu kapının üstündeki kilidin göbeğini değiştirelim. Bir sürü masraf olacak ama yapacak bir şey yok. Mecburen yapacağız artık. Dur canım. Hemen sen de öyle acele acele iş yapma. Dur ben çıkar bir yerden. Yok canım abi. Nereden çıkacak? İşte her yere baktık. Nereden çıkacak? Hacı hırsız bursuz falan filan. Femciğim yani. Tabii hırsız girer akşam ya. Benim içim rahat etmez. Yok yok benim içim rahat etmez. Ben hemen gidip çağırayım şey bir çilingir çağırayım ben ya. Yok yok çıkar. Bence bak. Bak bence bir yerden çıkabilir. Evet. Çıkar diyorsun yani sen. Yani çıkabilir çünkü nereye gidecek değil mi? Tabii tabii. Şeyden falan çıkabilir değil mi? Senin dediğin o televizyon, eski televizyon dolabının çekmecesinden falan çıkabilir değil mi? Çıkabilir. Cebimden de çıkmış olabilir. Ay çok özür dilerim Feribiciğim. Yemin ediyorum oraya nasıl girdiğini gerçekten hatırlamıyorum. Ama yani o sabahtan beri bir dalgınlık var benim üstümde. Ben ne yaptığımı bilmiyorum ki. Böyle artık yaşlılıktan mıdır nedir anacığım bilmiyorum yani. Yok canım ne yaşlılık. Ya gençler de dalgın olabiliyor canım. Evet ama alınganlık da oluyor işte böyle. Hay Allah ya özür dilerim Fehmiciğim. Çok özür dilerim. Seni de o kadar yordum. Kızdın mı? Kızdım tabii ya. Aa çok kızdım ya. Gerçekten. Acayip kızdım. Gerçekten mi? Tabii tabii acayip kızdım. Abi, kızgınlığım bir şartla geçer. Ne? Ver bakalım bir yanak ver. Bir yanak ver kızgınlığım geçsin. Ya Fehmiciğim kız içeride. Ya Ruki Allah Allah. Ben karımı yanağından öpemeyecek miyim ya? Allah Allah. Ver bir yanak, ver bir yanak. Sinirim geçsin. Ha. Geçti ha. Mi?
beşli. Çok acayip beşli. Devicim çok özür dilerim. Ya tamam tamam geçti. Hatırlatma ya geçti. Cemal şunu çeksene bir abi aralıklar aynı olsun. Yalnız yani Mesut abi vallahi eline sağlık abi ya gerçekten her şey tam düşündüğüm gibi tam istediğim gibi olmuş. Söyledik mi oğlum sana Niyazi? Sabahtan beri yani hem kendini kasıyorsun hem bizi kasıyorsun. Sinir ettin mal, tav ettin ya beni. Bak işte tamam oldu ya, bitti gitti. Anlaştı abicim ya. İlk filmim ya yani. Heyecandan yoksa harika her şey. Oğlum bakma bakma sallanmaz o şimdi bak. Oturan adam bak bu tarafa doğru mu? Bak. Oturan adam bu tarafa kaygıldığı zaman salla bakayım sallayabiliyor musun? Tamam abi. Tamam işte. Sen otur abi. Bu böyle. Tamam, burası tamam, böyle oturacak. Mesut abinin yeri belli. Tamam işte. Tamam abi o kadar kusur. Ya kadı kızından olur. Dertliyim yani. Gerisi harika. Nazlı. Gülden. Sen emin misin böyle gideceğine ya? Bu kıyafetle mi gideceksin? Hayır sen geldiğinden beri tutturdun ya. Evet ben bu kıyafetle gideceğim yani. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Niyazi benim normal arkadaşım. Bu da çok güzel bir kıyafet. Ay Niyazi senin normal arkadaşın da böyle giymen hiç normal değil yani. Bilmiyorum hiç, hiç. Bir şey söyleyeyim bak sen ne kadar ısrar edersen ben de başka bir kıyafet giymemek için o kadar ısrar edeceğim. Bilirim tabii. Gayet güzel. Sen bilirsin çık. Ha babacığım hazır mısın çıkalım mı? Hazırım hazırım. Siz hazır mısınız? Hazırız. Hazırız babacığım. Hadi. Ya anneciğim emin misiniz? Ben sonra da izleyebilirim. Ahmet kaset getirir bana. Eminim eminim ben torunlarımla çok mutluyum. Hadi siz gidin. Hadi o zaman çıkalım. Hadi, hadi bakalım. Rukiye. Ha. Ben yanıma anahtar almıyorum. Sende nasıl olsa anahtar var. Sinan, Sinan yerimiz güzel değil mi kardeşim bak. Ben uzağı iyi göremem ha. Gerçi yakını da iyi göremiyorum ama yerimiz iyi olsun yine de güzel değil mi? İyi abi iyi merak etme merak etme. Çok heyecanlıyım. Sence film güzel mi? Ben onu bilmiyorum ama sen daha güzelsin. Yani Niyazi abi, bu senin oyuncu arkadaşlar ne oldu? Gelmeyecekler mi onlar? Ya işleri çıkmış Sinancığım, gelemediler. Ama böyle biz bize ailecek. Daha güzel, daha hoş. Ne yapalım? Başlayalım birader. Dur! Daha Fehmi babalar gelmedi. Müsaade ederseniz film başlamadan önce böyle kısa küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Fehmi abi bekleseydik ya. Fehmi abi geldi. Hoş geldiniz Fehmi abi. Enişte! Fehmi abi şimdi sizi, sizin yeriniz bu taraf. Butik. Buraya alalım sizi. Butik. Butik. Butik Ali ya. Evet abim. Gülen ablacığım sizlere orta, ikinci sıra orta. Tam televizyonun karşısına. Yankuş, teşekkürler. Şuraya'sın. Nasılsın? Hoş geldin. Fehmi abicim hoş geldin. Hoş geldin Fehmi abicim. Nasılsın? Hoş geldin. Ortayı ayarladım sana Ahmet abi. Ben de iyiyim enişte. Merhaba. Gülen abla çekilmek ister misin? Yiyeceksin. Kapatalım Mesut abicim. Sinemanın büyüsü içeride kalsın. Çok sağ ol. Evet, değerli büyüğümüz. Fehmi abi de geldiğine göre ben izin verirseniz filme başlamadan önce kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle filmime gösterdiğiniz bu yoğun ilgiden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol teşekkür ediyorum hepinize. Filmimin adı malumunuz Dönüş. Neden Dönüş? Çünkü ben bu filmde dönmeyi, insanın bir yere gitmek zorunda kaldığında aslında belki de döndüğünü anlatmaya çalıştım. Bu dönüş tabii aslında o gidilen yere mi yoksa insanın içine mi biraz da bunu sorgulamak istedim. Evet, evet güzel. Dönüş. Evet, dönüş. Ve tabii bu dönüş, yani o da bir yolculuk neticede. Bu dönüş yolculuğu sırasındaki insanların umutlarını, hayallerini, hayal kırıklıklarını bir bavul metaforuyla anlatmaya çalıştım. Meta ne? Metafor Bahtiyar abi. Metafor. 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 Analoji. Metafor ne Akar? Filmden sonra ben sana anlatayım. Bir şeyi başka bir şeyle böyle benzetme yoluyla sen filmden sonra anlatırsın Alper'cim. Evet, neden bavul? Neden bavul? Çünkü bavul, evet bavul. Malumunuz
Bavul insana dair. Yani ya film ne zaman başlayacak? Diye zaten ben de tam sözlerimi toparlıyordum. Fehmi abi de sabırsızlandığına göre heyecanla bekliyorsunuz hepiniz. Direkt filme geçelim isterseniz. Alev. Kemal, kapat, ışıkları kapat. Sinema ortamı olsun. Çekirdekleri fazla çıtlatmadan, gazozları hüpürdetmeden ki mesaj alınsın. Evet, bas oğlum, play'e bas, play'e. Yoksa herkese daha bu konuşacak ya. Yerler. Sinan, bak şimdi film başlayınca sen bana güzelce anlat, tamam? Tamam abi, ben sana her şeyi anlatacağım. Gözüm orada, kulağım sende. Hadi. Tamam abi, merak etme. Dur şimdi, dur bakayım. Ha, şu an ekran şey var. Abi başladı. Tamam, ne oluyor? Şimdi abi film başladı. Tamam. Niyazi abi şu an yürüyor. Niyazi abi yürümeye devam ediyor. Yürüyor abi. Ay arkadaş ya, bu nasıl yürüme be? Evet abi, yürümeye devam ediyor. Abi hala yürüyor. Kardeş bu hep böyle yürüyecek mi? Usta, filmin adı dönüş ya, herhalde ondan yürüyor bu kadar. Keşke gidiş dönüş koysalarmış, daha ucuz olurdu. Güzel. Şimdi ne oluyor? Abi bir değişikliği yok. Bıraktığımız gibi hala yürümede yani. O zaman hiç anlatma tabi. Yürüyor adam size. Yani yürüyor. Ben sana yürümeyince söyleyeyim abi. Heh, öyle yap. Tamam, yürüyor şu an. Şimdi ne oluyor oğlum Sinan? Hala mı yürüyor bu adam ya? Ha yok abi, yürümüyorlar. Şimdi bakışmaya geçti abi, bakışıyorlar. Vay arkadaş. Şimdi? Bakışıyorlar abi, bakışma devam. Nasıl bakışma be oğlum ya? Abi ben ne oluyor, bitmiyor. Hala bakışıyor. Şimdi ne oluyor Sinan? Abi hala bakışıyorlar ya. Nasıl film bu ya? Mustafa, bilseydim dükkanı geç kapatır gelirdim kardeş. İki saattir bakışıyor bunlar. Vallahi benim de dükkanda elmalar çürümüştür ha. Bu ne böyle bu kadar ya? Çocukları evde annemle bıraktım diye üzülüyordum annem için gelemedi diye ama... ...kadın haklıymış vallahi, bildiği varmış. Biz dönene kadar çocuklar büyümüş olacak zaten. Kardeş ben bu filmden hiçbir şey anlamadım. Bu ne ya? Niyazi niye 20 dakikadır yürüyor? He? 40 dakikada niye bakışıyor bunlar? O karpuzlar niye böyle yuvarlandı? Kimse tutmadı. O kapılar niye sürekli açık kalıyor? Ya. Bu nasıl film ya? Usta, biz de anlamadık hiçbir şey zaten. Peki ne diyeceğiz? Sorarsa ne diyeceğiz? Ya ne diyeceğiz Mustafa abi? Eline sağlık. Sağ ol, işte güzel olmuş falan filan. Yuvarlayacağız yani. Ha, Ahmet abi öyle olmaz ya. Ya bizim beğenmemizden gaza gelip filmin ikincisini çekmek isterse... Allah korusun. Ağzından yer alsın. Tamam, mevzu belli zaten. Gel. Tamam. Ah be. Bitti yani, şaka gibi bitti. Başladığı gibi. Şöyle bir şey yok. Hadi geçmiş olsun. Başka günler de geçmiş olsun. Nasıl iyi de ha? Niyazi geldi, Niyazi. Fehmi abiciğim nasıl? Beğendiniz mi filmi?
Evet, çok güzel. Ya çok iyi bakıştılar ya. Yani ben bu kadar film seyrettim, hiç böyle bakışma görmedim ya. Ve iki insan bu kadar böyle saatlerce bakışıp hiç mi gülmesi gelmez ya? Gel Ferit abi, gel. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya, 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 soru cevap bir şey içinde. Film üzerine konuşmak. Bir sorusu olan hani böyle hani yönetmene filmle ilgili. Hayırlı akşamlar. Amirim sizin varsa bir sorunuz ben alayım yönetmen olarak. Ya da komiserim siz? Benim sorum varım yok. Benim de. Güzel, olur. Ellerine sağlık. Söz güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Seyfi Bey sizin varsa? Yok. Nurdan kalk. Nurdan kalk. Nurdan kalk. Geldik. Ha, geldik, geldik. Bir daha gideceğiz. Hadi. Ay, çok güzeldi. Seyfi abicim, senin bir sorun yok mu? Muhtarım. Niyazi, öncelikle film için tebrik ederim seni. Çok, çok, çok sağ ol Basri abicim ya. Ben biliyordum senin bu filmi anlayacağını, seveceğini biliyordum. Ya ben anlatamıyorum kendimi insanlara ya Basri abi. Ya da ne bileyim ya, ben mi anlatamıyorum? İnsanlar mı beni anlamıyor? Niyazi, ben de filmle ilgili bir soru soracaktım daha. Sor tabii Basri abi, sor. Sor, ne olur sor. Sorabilirim değil tabii mi? Tabii ki. Şimdi bavul vardı orada bir tane bavul. Metafor. Onu nereden aldın? Öyle bir bavul bana da lazım. Geldi. Gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan de bana ama yapmışız yine yıkmışız hep en sonunda, maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişi. Kanatlarına özlemişiz, ne var ne yoksa hep bir devriyor. Güç almışız dünden bugün yürürken yollarda. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz.